fule davası yok. Ya bir fule sardılar gidiyorlar arkadaşlar. Bakın bu kulübü bugüne kadar tek imzayla temsil eden başkanlar vardı. Başkanın aile avukatı, kulübümüzün avukatıyla beraber takip kurulu Oğuz Şarlık bile Sayın Fikret Orman'ın telefonda konuşması akabinde oluşturulmuştur. Benim duhulüm ve dahilim olmamıştır. Bunu lütfen bilin. İkincisi, Fulya niye raporda yok? Ya Fulya 2008'de inşaat sözleşmesi yapılmış. Rapor 2011'den sonrasını, ondan sonrasını içeriyor. Dolayısıyla orası kayıtlarda yok. Biz 10 yıllık dedik. Peki dava niye kaybedildi? Ya dava kaybedildi, dava kazanıldı da bir kısımda Beşiktaş'a hakları verildi, diğer tarafta Beşiktaş haksız görüldü, alındı. Niye tahkime gidildi? O günkü ifadelerle ya yıllardır bitmeyen çile, yürümüyor gitmiyor. Dolayısıyla tahkim çok daha kısa sürede bu işi yapabileceği için böyle bir karar alındı. Şimdi burada iki türlü bakacaksınız olaya. Tahkim diyor ki Aşçıoğlu ile yapılan sözleşme ticari bir sözleşmedir ve Aşçıoğlu'na açtığınız davada Aşçıoğlu'nun hataları şu kadar şu kadar şu kadardır. Sizin de hatalarınız bu kadar bu kadar bu kadardır diyor. Benim söylediğim 95 milyon dolara alıp böyle getirip bir yerlere vurmayın. 67'ye 33. Bakın son kere anlatıyorum, bunu bir kere daha şans bulamayabilirim. Ben 95 milyon dolarlık zararın 67'ye 33 yapılmış olmasından kaynaklandığını, 67'ye 33'ün çok iyi bir rakam olmasını ama maalesef Beşiktaş'a bundan arsa pay olarak verildiğini ama binalarda bu oranı yansımadığını söyledim. Bu arka tarafını çeviriyor avukat, diyor ki ya kardeşim sen öyle böyle diyorsun ama diyor burada yazıyor diyor. Bu daire onun, bu daire bunun. Öndeki 67 olsun şikayet ediyor. O gün kongreden geçmesi için birileri bu numarayı yapmış.